Arkadaşlar merhabalar bu videomda açılar konusundaki klasikleşmiş sorular testlerindeki test altın çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şekildeki açılar verilmiş bir de bu doğrular paralel verilmiş. Buna göre de x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Valla sivrilen yerden paralel çizebilirsiniz. Paralel doğruları uzatabilirsiniz. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz. Ne yapalım? Her ikisini birden de yapabiliriz aslında hiç fark etmez. Hocam şuradan da çizebiliriz. Şuradan da çizebiliriz. Sanırım şuradan çizsem yeterli olacak. Arkadaşlar şuradan bir paralel çizsem. Yani şöyle bir paralel çizsem. E ne olacak? Hocam Z'den dolayı bak 45'i kullanabilirim burada. Z'den dolayı 45 ise burada kaçın tamamı 45 yapıyor. E burası 45 ise buraya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı mı kaldı. Sonra 30 ile 20 yan yana iki iç açı bir dış açıdan üçgendeki açı özelliğinden dolayı 30 ile 20'nin toplamı direkt burası 50 yapar. Hala burada da bir sıkıntı var. Sivrilen yerden parayı açabiliriz ya da bunu uzatabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Hocam 50 ise yöndeşitten dolayı burası da 50 yapar. E burada da bir üçgen var. İki iç açı bir dış açıdan direkt burası da 100 mi çıkar? Evet. Cevabımız böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Ne yapacağız? İkiz kenarlar var. Taban açılarına değerler yazacağız. Hocam x x buraya da y y yazsak. E büyük üçgeni kullanacağım. 62'ye bakınca dörtgeni gören dörtgeni kullanır. Ama 62'ye bakınca büyük üçgen daha mantıklı. Üçgen konusundayız ya. E hocam bana burada kaç lazım? Şu açı nedir? 180-2x değil midir? Burası 2, 2x 2 olduğundan. Burası da yy ise burası da 180 2 e E hocam çıktı mı? Çıktı bir şeyler. Yazalım isterseniz. 180-2x artı 180 2 e artı 62 eşittir 180 olacağından. 180'lerden birer tanesi gitsin. E, 180 ile 62'nin toplamı 242. 2x artı 2 e yapıyor. O zaman 121 eşittir x artı y mi yaptı? Evet. E Burada da alfaya bakacak olursak bir doğru açı var mı? Var. Yani x artı y artı alfanın da bir 180 derece yaptığını biliyoruz. x artı y 121 ise alfa da 180 eksi 121'den kaç çıkıyor arkadaşlar? 59 derece çıkıyor. O zaman ikinci sorunun cevabı böylelikle balık esir oldu. Geldik 3'e. 3 üç doğru birbirine paralel verilmiş. Buradaki 3 doğrunun paralelliğini kullanacağız. 50'yi de kullanacağız. Ne yapalım? Paralel doğruları bu sefer uzatalım isterseniz arkadaşlar. Hadi bakalım uzatarak yapalım bu sefer de. Hop şöyle uzatsak. O zaman bunu da uzatacağız. Şu paralelleri biz kullanacağız arkadaşlar öncelikle. Öncelikle burası y ise yöndeşlikten dolayı burası y mi? Evet. 50 ise yöndeşlikten burası da 50. Yöndeşlikten burası da 50 mi? Aynen öyle. e ee, sonra ne yapacağız? Hocam sonra şunu yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Şu iki iç açıdan gidebiliriz. Ya da şuradaki dış açılardan da gidebiliriz. Şu üçgenin dış açılarından da gidebiliriz. İstediğiniz yerden gidin. Ben şu nokta açısına yoğunlaşmak istiyorum. Şu açıyla bu açının toplamı y yapacak ya. O zaman bu açı ne yapıyor? Y eksi 50 mi yapıyor arkadaşlar? Evet. Değil mi? Y eksi 50 ile 50'yi toplarsam y yapar toplamı. E o zaman burası da y eksi 50 yaptı. E şimdi x'e de bakalım. Hocam burada da x'e bakacak olursak burası 180 eksi x değil mi? Ya da direkt var 50 ise burası 130 değil mi? Ve şu ikisinin toplamı da x olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Yani 130 artı y eksi 50 eşittir x olduğundan a geldi bir şeyler. 130'dan 50 çıkınca ne kaldı? 80. x eksi y mi oldu? Artı y de öbür tarafa geçince zaten bizden de x eksi y isteniyormuş. O zaman cevap kendiliğinden çıktı. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Paralel doğru çizerek de yine sonuca ulaşabilirdiniz arkadaşlar c noktasından. Evet geldik bir sonraki soruya yani dördüncü soruya. Ölçüsü 2x eksi 10 olan açı x'in kaç tam sayı değeri için dar açı olur diye soruluyor. Dar açı nedir? 90 dereceden küçük olacak. Bir de bunun açı olması için sıfırdan büyük olması lazım değil mi? Yani sıfır küçüktür. 2x 10 o da küçüktür. 90 mı olacak? Evet eşitliğin her tarafına 10 ekleyelim. 10 küçüktür. 2x o da küçüktür. 100 yaptı. 2'ye böldüğümüz zaman 5 küçüktür. x o da küçüktür. Kaç yapıyor arkadaşlar? Buradan 50 yaptı. Evet 5 ile 50 arasında kaç tane değer vardır? Hocam büyükten küçüğü çıkartırız bir de bir çıkartırız. Yani o zaman buradan kaç tane oluyor? 44 tane değer olmuş oluyor. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya. Şunlar paralel verilmiş arkadaşlar. Bakın şunlar birbirine paralel verilmiş. Ve şunlar da birbirine paralel verilmiş. E ne yapacağız arkadaşlar? Paralellikleri kullanacağım. 116 ise burada kaçı da yöndeşlikten dolayı 116 mıdır? Evet. E hocam alfa ise burası da alfa mıdır? Aynen öyle. E burada da bir üçgen çıktı mı? Çıktı tabii ki. E o zaman ne yapacağız hocam? Şu küçük üçgene yoğunlaşacağız. Küçükte görmekte zorlanıyorsanız isterseniz şu büyük üçgende de bakabilirsiniz. Neyse burası alfa şu üçgene yoğunlaşıyorum. 152'nin 180'e tamamlayana kaç derece arkadaşlar? 28 derece. Hocam burası 28. Bunun da 180'e tamamlayanını da bulayım mı? Gerek yok. Bu üçgende iki iç açının toplama direkt bir dış açı değil mi arkadaşlar? Evet alfa da buradan 116 eksi 28 geliyor arkadaşlar. Yani buradan ne geldi cevabımız? 88 geldi arkadaşlar. Evet beşinci soru böylelikle cehan oldu. Geldik altıncı soruya. Paralel doğrular verilmiş. Bu paralel doğruları kullanalım. Nasıl kullanalım? Hocam paralel doğrular verilince ya sivrilen yerden paralel çiz yazalım. İki tane sivrilen yer var. Sanki paralel doğruları uzatmak burada daha mantıklı. Şunu şöyle uzatalım. Bunu da böyle uzatalım. Sonra şuradaki açıları kullanalım. Kullan bakayım. Hocam buralara A dersek. Sonra buralara da BB dersek. Hocam 55'i kullanmak zorundayım soruda. Yani 55 demek ne demek? Şu üçgene gel demek. Hadi gidelim oraya. Hocam ters açıdan geldim buraya A. Hocam B'yi de oraya getireyim. B ise ters e, yöndeşlikten dolayı burası da B yapıyor. Ters açıdan dolayı bak burası da B yaptı. Ne geldi buradan? A artı B artı 55 eşittir 180'den. A artı B'yi de kaç bulursun? 125 bulursun. Evet 125'i bulduk. Eyvallah. Şimdi X'e bakacağız. Kullanmadığımız bir bu var. X'te de gel diyor bak buradaki üçgene gel diyor. Bak buradaki üçgende de bu sefer 2B yanında Hocam A'yı da öyle şey yapsak. Bak yöndeşlik var burada. 2A ise burası da 2A değil mi? Çoğunu şöyle yapıyorsunuzdur. Hocam burası 180-2A. Burası 180-2B deyip iç açılar toplamı 180 diyelim diyebilirsiniz. Ama ben de hocam bu üçgende iki tane dış açı var. Bir iç açı varken e ben burada e, bu dış açıları içeriye mi sokmak daha mantıklı? Bir tanesini dışarıya mı atmak daha mantıklı? Bence tek hamle yapmak daha mantıklı. Daha hızlı olmak için. Yani bunlar burada dursun. Bunu dışarıya atayım. Yani 180 eksi x yazayım. Dış açılar toplamından gideyim yani. E o zaman 2a artı 2b artı 180 eksi x'in kaç olması lazım arkadaşlar? Eşittir 360 olması lazım. Buradan 2a artı 2b kaç? 250. Hocam şu 360'dan 180 çıkınca 180 kaldı. 180'i buraya atsam eksi x'i de öbür tarafa atsam artı x yapıyor. 250'den de 180 çıkınca kaç kalıyor? 70 kalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizden de zaten x isteniyor. Cevap bize böylelikle Denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 7. soruya. 7. soruda arkadaşlar neler verilmiş? AB ile AC eşit verilmiş. AB ile AC birbirine eşitse. Hocam x kenardan 70 70 70 140'tan buraya kaç kaldı arkadaşım? 40 derece kaldı. Sonra bu açıların eşitliğini kullanacağız arkadaşım. AA A diyelim, şuraya da BB diyelim. Açılar farkı isteniliyor bizden. Hocam 40'ı kullanacaksak Şurada bir üçgen yok mu? Var. Hem A'lar hem de B'ler de işin içine giriyor. E buradaki üçgende şu 2A ile 40'ın toplamı 2 b eşit değil midir? 2 iç açı görünce dayanamam. Bir dış açıya eşit diyorduk değil mi? Yani 2A ile 40'ın toplamı 2B'ye eşit olacak. 2A artı 40 eşittir 2B olduğundan dolayı bizden ne isteniyor? 40 eşittir 2B eksi 2A. Buradan da B eksi A'yı kaç bulduk? 20 bulduk. Evet DFG. DFG yani B eksi A D E. A isteniyor arkadaşlar bizden. Onu da zaten biraz önce işlemle bulduk. Cevabımız böylelikle ne çıktı? E çıktı arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Evet ABC bir üçgen AB ile BE birbirine eşit verilmiş. Hemen şu eşitleri yazalım. AB ile BE'nin eşitliğini tıkladım. Sonra AC ile CD birbirine eşit. Onları da düz bir çizgiyle göstereyim. Bakın şununla da şu birbirine eşit. Sonra adam bize BAD açısını 20 vermiş. BAD'yi şurayı 20 vermiş. Şu 20'yi yazayım buraya. EAC'yi de şurayı da 28 derece vermiş arkadaşlar. Peki ben şuraya arkadaşlar x dersem sonuçta burada kaçlara yazılmış? E buraya yoğunlaşayım. Hocam şu x kenarın taban açısı x artı 20 ise burası da x artı 20 mi yaptı? Evet. Hocam şu mavi de x kenar taban açılarına yoğunlaşıyoruz. x artı 28 mi taban açısı? Evet. O zaman burası da x artı 28 yaptı. Bak üçgen açıları çıktı. 1, 2, 3 tane x var. 3x. Bir 20 var bir de 28 var. Toplamı 180 yapmalı. 3x buradan 132 yapar. x de buradan kaç yapıyor? Sanırım 44 yapıyor değil mi? Evet 44 yaptı. ABC açısı isteniliyor bizden. Hocam 44 ise ABC açısı da isteniliyorsa bizden. Şuraya bir alfa dersek. Alfa artı 20. Bak 2 iç açı bir dış açı. X artı 28 olacağından. X buradan 44 eşit olacağından. 20 attık öbür tarafa. 28'den 20 çıkınca 8. 44 ile 8'in toplamı da kaç yapıyor? 52 yapıyor. O zaman alfayı da böylelikle 52 derece bulmuş oluruz arkadaşlar. Yani 8. soru edremit oldu. Geldik 9. soruya. 9. soruda ne vermiş? A hocam hemen 90 var. 90'ın karşısında eşitlik var muhteşem. Şurayı çizeyim. Çizdik. Peki soruyu çözemedik. Soruyu okuyalım. AB ile A'ya birbirine eşit verilmiş. Aa ile A'ya birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar bakın şu eşitliği sen kullanabildin mi? Şununla şu birbirine eşit verilmiş. Arkadaşım ek çizim olacağı belli. 90 var karşısında eşitlik var muhteşem şu çizdin çıkmadı değil mi? O zaman sil. Yani çizdiğin zaman bir ilgi alaka olması lazım çıkmadı. E o zaman 90'ı düşünme. Eşitliği düşün sadece. Eşitlik gördüğünde aklına ne geliyor? Evet sadece ve sadece eşitlik varsa ki 90'dan muhteşem üçlüyü işimize ama 90'ı unuttur. Sadece eşitlik gördüğümüzde de aklımıza orta taban geliyor. İki ihtimalimiz var. Eşitliğin olduğu yere kalemimizi koyduk. Ya buraya paralel çizeceğiz ya buraya paralel çizeceğiz. Hangisi daha mantıklı? Tabii ki burası. E buradan paralel çizdim. Şuna paralel çizdim. Çünkü bu bilgiyi kullanmak zorundayım. Hocam burası K iken burası ne oldu? 2K. E zaten burası da 2K oldu. Şunlar birbirine eşit olduğundan. E şu paralel olduğundan 90 burası da 90. E hocam burası da 90. Bak burada ne çıktı gördün mü? Ne gördün? Hocam 90'ın karşısı 2K. Bir de burada K var. 90'ın karşısı 2K'yken hangi açının karşısı K'dır? 30'un hocam. Burası 30. 30 90'sa burası da 60 oldu. E 63 60'sa buraya kaç kaldı? 57 kaldı. 180 e tırmanın 57 artı da kaç olacak arkadaşlar? 90 olacağından. Alfayı da buradan kaç buluruz? 33 derece olarak buluruz arkadaşlar. Evet ek çizimi kullandırmalı. Ek mantığını kullandırmalı. Güzel bir soru. Zorlanmışsınızdır büyük ihtimalle. Ama hepiniz sadece muhteşem şeyi denemişsinizdir. Muhteşem üçlüden, çıkar, e, çıkmayan sorularda sadece eşitliğin mantığını da kullanmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. 9. soru Akçay oldu geldik 10. soruya. Tepe açısı alfa olan ikizkenar üçgenlerden 3 üç tanesi 2 paralel doğru arasına aşağıdaki bir yerleştirilmiş tepe açısı alfa. Hocam tepe açısı alfa burası da alfa burası da alfa. Bu da tepe açısı mı arkadaşlar? Evet kısa kenar burası. Ya hocam ne biliyorsun? Belki bu kenarla bu kenar eşit olacak. Taban açısı böyle olacak. Valla ÖSYM'de bu kalıbı kullandığı için içimiz rahat. Görsele bak. Kısa kenarın taban olduğu belli. Kısa kenar burası. Kısa kenar burası. Kısa kenar burası olduğu belli. E o zaman tepe açısı kısanın karşısı. Kısanın karşısı kısanın karşısı yapacaktır arkadaşlar. Sonra bu şekilde yerleştirilmiş. E hocam burada ne var? Bir M kuralı var mı arkadaşlar? Şöyle baktığınız zaman var hocam. M kuralından dolayı alfa ile 2 alfanın toplamı ne yapacaktır? 3 alfa. Yani burası 3 alfa oldu. E hocam şu ikiz kenar üçgen değil miydi arkadaşlar bunlar? Evet. E burası 3 alfaysa burası 180 eksi 3 alfa mı yaptı? Aynen öyle. E hocam ikiz kenardan dolayı burası da 180 eksi 3 alfa yaptı. O zaman iç açılar toplamı 180 eksi 3 alfa artı 180 eksi 3 alfa artı alfa 180 yapacak. 180'lerden birer tanesi gitsin. Eksi 6 alfa artı alfa eksi 5 alfa öbür tarafa artı 5 alfa diye geçti. Burada da 180 kaldı. 5 alfa 180'e eşit sağ alfa da buradan kaç eşit oluyor? 36'ya eşit oluyor. Alfa soruluyor zaten bize. Cevabımız böylelikle edremit oldu arkadaşlar. Yani onun soru edremit oldu. Geldik 11'e. Neler verilmiş? Paralel verilmiş. Arkadaşlar paralellik verilmişse paralel doğruları ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. A hocam uzatınca bak ne çıktı? Bir tane M kuralı çıktı. Büyük ihtimal M'yi kullanacağım. Şu açıların eşitliğinde kullanmak zorundayım ben. Şuraya bir A diyeyim. Buraya da bir A diyeyim. Buraya bir B diyeyim. B diyeyim. 50'yi de kullanacağım ya şu üçgeni kullanacağım belli ya da büyük üçgeni kullanacağımız belli. A büyük üçgen deyince bak beyin otomatikman bir şey fark etti. Hocam burada bir Z var. Gördün mü paralel zaten bunlar. Z'den dolayı burası B. Büyük üçgende ben A artı B artı 50'nin 180 olduğunu biliyorum. A artı B ya da buradan kaç gelir o zaman? 130 gelir. Eğer A artı B 130'sa senden X isteniyor. Arkadaşlar X'e baktığın zaman şöyle bir M kuralı var mı? Var. O zaman şurada kaç lazım bana? 180 eksi 2B. Burada kaç lazım bana? 180 eksi 2A. Hocam şunların toplamı yani 180 eksi 2A ile 180 eksi 2B'nin toplamı neye eşit? X'e eşit. Hocam burası 360 eksi 2A eksi 2B. Eksi 2 parantezinde A artı B yaptı. X'e eşit. A artı B 130'du. Hocam 2 ile 130'un çarpımı 260. 360'dan 260 çıkınca... E, kaç kaldı? 100 kaldı. Yani böylelikle x'i de kaç bulduk arkadaşlar? 100 derece bulduk. 11. sorunun cevabı böylelikle Edremit çıktı ve bu testi de yani test 6'yı da bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 7'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.